kişilere, hocalara teşekkür ederim. Benim ismim Ali Gürbüz. Ege Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansımı yaptım. Şu anda Gazi Üniversitesi Sinema Bölümü'nde doktora yapmaktayım. Seste bir sıkıntı var. Biraz yaklaşık. Çok yüksek sesle konuştuğum için özellikle ses tonumu ayarlamaya çalışıyorum. Ben genelde yüksek sesle konuşuyorum. Rahatsız edici olmayayım diye ses tonumu ayarlamaya çalışıyorum. Aki Karizmaki'nin Bohem Hayatı filmini analiz ederken minor kavramıyla bir rabıta, bir ilişki kurabilmek mümkün. Döröz'ün bu kavramına bizi götüren aslında bir süreç var. İlk önce onu açıklamaya çalışıyorum. İlk önce Döröz'ün felsefesini derinlemesine analiz etmeye çalışacağım. Çok vaktimiz yok ama şöyle açıklayayım. Döröz Felsefe Nedir kitabında filozofların felsefeleri aracılığıyla ortaya koyduğu bir filozof imgesi olduğundan bahseder. Bu filozof imgesi aynı zamanda filozofun kavramsal kişiliğidir. Döröz, Sokrates'in Platon'un kavramsal kişiliği olduğunu söyler. Felsefe tarihinde Platon'dan Aristoteles'e, oradan Rousseau'ya, Spinoza'ya, Nietzsche'ye gelinceye kadar farklı farklı filozofların kavramsal kişilik olarak felsefelerine yerleştirilmiş olduğu bir filozof imgesi bulunmaktadır. Ben size bir girizgah yapmak açısından Platon'un, Aristoteles'in ve Rousseau'nun düşüncelerinden biraz kısaca değineceğim. Platon'un Devlet adlı kitabında yöneten ve yönetilen ayrımlarına dayanan bir filozof imgesi vardır. Filozofun kendi kendinin efendisi, aynı zamanda kendi aklının kılavuzunda olan, bir toplumsallığa bağlamaya ihtiyacı olmayan, tabiattan böyle doğmuş, tabiattan buyruk veren olarak doğmuş bir filozof imgesinden bahsedilir. Aristoteles'te bu filozof imgesine, yani yöneten ve yönetilen ayrımlarına dayanan bu filozof imgesine ilkece karşı konulamayacağını söyler. Çünkü Platon çok önemli bir filozoftur. Aristoteles adabı gereği bu ilkeye karşı konulamadığını belirttikten sonra bir filozofa dayanarak toplumsallık kurmanın her yerde mümkün olamayacağını, uygulanabilir olmadığını söyler. Ve sonra şöyle bağlar. Erdem ve yetenekçe birbirine benzer olanlar ile erdem ve yetenekçe üstün olan filozofun farklı tabiatlara sahip olduğunu, bunların aynı yasa altında birleşmesinin mümkün olmadığını söyler. Filozofun tabiatın akışına bırakılması gereken bir kişi olduğunu, kavramsal kişilik olarak mesela Platon'un filozofu yöneticiyken Aristoteles'in filozofu tabiatın akışına bırakılmıştır. Rousseau'nun, burası bence asıl konumuzu ilgilendiren nokta, Rousseau ve Spinoza'nın bilimlere, sanatlara ve felsefeye yüklediği anlamla ilgili bir tartışma var aslında. Rousseau Bilimler ve Dijon Akademisi'nin sorusunu cevaplandırdığında şöyle bir Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söyle adlı eserinde ustaların izinden giderek ustaları aşmaya cesaretleri olanların, çıraklar yetiştirmek için doğmuş olanların sayılarının çok az olduğunu, bilimler ve sanatlarla uğraşacak insan sayısının çok sınırlı olması gerektiğini söyler. Spinoza'ya geldiğimizde insanın anlama yetisinin düzeltilmesi adlı kitabında bilimler, sanatlar ve felsefenin ortak bir nihai amaç etrafında buluşmasını ve insanın düşünce kudretlerini artıran, insanın anlama yetisini artıran bilim, sanat ve felsefenin bir ortak hedefe doğru yönelmesi gerektiğini söyler. Filozofun, Rousseau'nun filozofu neredeyse bir tanrı gibi olmakla beraber Spinoza'nın filozofu daha bilgedir. Yani şuraya geleceğim. Döröz'ün minor edebiyatta söylediği kavramsal kişilik, yani bizim bu asıl konumuz olan Bohem Hayatı filmindeki bohemler birer kavramsal kişiliktir ve bu kavramsal kişiliğin Platon'dan Aristoteles'e, Rousseau'ya, Spinoza'ya, hatta ondan sonra Nietzsche'ye gelinceye kadar filozofların felsefelerine var olan kavramsal kişilikle bir alakası var. Bu bir girizgahtı. Şimdi Bohem Hayatı filminin minor kavramıyla rabıtaları konusunda şunları söyleyebilirim. Aki Karizmaki, yani Henry Murger'in 1851 yılında La Vie de Bohème, tam telaffuz edemiyor olabilirim, Bohem Hayatı adlı eseri Henry Murger'in Bohem kavramsal kişiliğini anlattığı bir eserdir. Bu kavramsal kişilik Karizmaki tarafından sanat yoluyla, bize sinematik imgeler yoluyla, sinema yoluyla bizim karşımıza çıkıyor. Bohem Hayatı filmindeki bu kavramsal kişiliği analiz ederken biz Döröz'ün bu dediğim kavramsal kişilik tartışması,
dan yola çıkarak aynı zamanda Kafka'nın Öyle Edebiyat adlı eserinden faydalanarak bohem kavramını, bohem kavramsal kişiliğini analiz edebilmek mümkün. Bohem kavramı 1800'lü yıllarda aslında Fransız Cumhuriyet modernleşmesinin gerçekleştiği koşullarda Fransa'da var olan romanlar, çingenelerin sosyal davranış kalıplarının dışında olmalarından yola çıkarak oluşturulmuş ve dönüşüm geçirmiş bir kavram aslında. Çingeneler o dönemde Fransız toplumunda var olan kılık kıyafeti, aynı zamanda davranış kalıplarını, yaşam tarzları itibariyle farklı bir yaşam tarzına sahiplerdir. Yani şöyle vurgulayabilirim, bir toplum sabitlediği şeyler kadar ondan kaçan şeyler tarafından belirlenir. Topluluklar sabitledikleri şey kadar onlardan kaçan şey tarafından belirlenir. Yani bohem kavramı, bohem kavramsal kişiliği aslında kaçan bir şeydir. Toplumdan kaçan bir şeydir. Nicolas Tobon'un Deleuze, Marx ve Politika adlı eserinde bu alıntıyı bulabilmek mümkün. Deleuze'ün Açık Karizmak'ın 1992 yılındaki bu eserini analiz ederken Deleuze'ün şöyle alıntılardan size biraz bahsedeceğim. Mesela Deleuze Felsefe Nedir kitabında basit bir kavram yoktur. Her kavramın birleştiricileri vardır ve bunlar aracılığıyla tanımlanır. Şu halde her kavramın bir şifresi vardır diyor. O nedenle bu şifreyi çözümleyebilmek için, bu kavramı analiz edebilmek için Platon'dan, Aristoteles'ten, Rousseau'dan, Spinoza'dan, Nietzsche'den o felsefelerin, yani filozofların kavramsal kişiliklerini nasıl inşa ettiklerinden yola çıkarak felsefe tarihinden yola çıkmak mümkün. Kavramsal kişilikleri ancak böyle anlayabiliriz. Platon'un kavramsal kişiliği, filozofu farklı. Deleuze, işte Sokrates'in Platon'un kavramsal kişiliğinin olduğunu söylemesi gibi. Rousseau mesela daha çok Platon'a daha yakın durmakla beraber felsefe tarihinde farklı farklı filozof imgeleri vardır. Farklı farklı kavramsal tipler vardır. Bohem Hayatı filmindeki karakterler, asıl oraya geleyim, 3 tane karakter var. Filmin ana öyküsünü şöyle özetleyebiliriz. Finlandiyalı bir yönetmen aynı zamanda karizmatik ama bu film Fransızca bir film. Fransa'da çoklu bir yapım. Fransa, Brüksel, yanlış hatırlamıyorsam değişik ülkelerden yapımcılarla beraber oluşturulmuş bir film. Bu filmde Fransız toplumunun entelektüellere açık yapısı aynı zamanda filmin ard alanında var. Marcel diye bir karakterimiz var, bu bir oyun yazarı. Bu oyun yazarı 20 bin perdelik oyunlar yazdığı için içinde bulunduğu yayıncılık endüstrisi tarafından reddedilen, çok uzun eserler yazdığı için hor görülen bir karakter. Rodolfo adlı bir karakter var, bu Arnavutluk'tan oraya göçmüş ve kaçak yollarla, yani Fransa'da yerleşik hayatı yok. Bunlar yersiz yurtsuz karakterler. Yani Deleuze'un bu yersiz yurtsuz karakterleriyle minor kavramıyla bohem kavramı aslında birbiriyle çok örtüşen şeyler. Deleuze'un felsefesinde anlattığı, minor kavramında anlattığı tipler ve bohem kavramsal kişiliği birbirine çok uyumlu. Minor kavramını biraz derinleştirebilmek için şunlardan bahsedeceğim. Deleuze'un Kafka Minor Edebiyat adlı eserinde minor artık bazı edebiyatları değil, büyük ya da yerleşik diye adlandırılan edebiyatın bağrındaki her türlü edebiyatın devrimci koşullarını nitelemektedir diye bir ifade kullanıyor. Asıl bizi ilgilendiren başka bir tarafı var bunun. Deleuze Felsefe Nedir kitabında bu Spinoza'nın kavramsal olarak inşa ettiği bilge ve Nietzsche'nin özgür tinli kavramlarının buradaki minor tartışmasıyla aslında bir alakası var, rabıtası var. Deleuze Hölderlin, Kleist, Rimbaud, Malherbe, Kafka, Michaud, Pessoa, Artaud, Melville, Lawrence, Miller gibi yazarların dengesiz ayakların taşıdığı yapıtları ne kadar da güçlüdür. Okur hayranlıklar içinde Spinozacılığın romanını yazmış olduklarını keşfeder onların diyor. Yani bizim burada analiz etmeye çalıştığımız Bohem Hayatı filmindeki karakterler Spinozacılığın bir yansıması. Spinoza'nın kavramsal kişiliğini yansıttığı, düşüncelerinde anlatmış olduğu karakterlerin izlerini bulabiliyoruz. Böyle şöyle bir tespitten bahsediyor. Filozof kavramsal kişiliklerin mizacında bulunur diyor. Yani Bohem Hayatı filmindeki karakterlerde biz Nietzsche'yi görebiliriz. Spinoza'yı görebiliriz. Spinozacılığın romanı, Spinozacılığın sineması. Nietzsche'nin düşüncesinin romanı ya da Nietzsche'nin sineması. Ki dünyada bunun örnekleri falan vardır değişik edebiyatlarda. Örnek veriyorum, Niteliksiz Adam gibi. Sinemada örneklerini nasıl bulabiliriz?
Mesela Vittorio De Sica'nın Dün Bugün Yarın adlı eserinde Marcella Mastroianni ve Sofia Loren'in sokakta Marlboro sigarası satan bir kadındır. Mesela Sofia Loren. Yani aslında Bohem Hayatı filmindeki gibi bunlar, sokaklar çok önemlidir. Fransız sinemasında sokaklar çok önemlidir. Bohemler sokaklarda hayatlarını geçirirler. Mesela bu Sofia Loren'in ve Marcella Mastroianni'nin içinde bulunduğu uygarlıkta kendi varlıklarını devam ettirebilmek için, sürekli gelen icralardan kaçabilmek için Sofia Loren'in sürekli hamile kalmak zorunda olması, kendilerine burjuva hukukundan kaçan bazı kaçış çizgileri bulması, mesela De Sica'nın filmiyle bu rabıta kurulabilir. Örnek veriyorum, bu filmin haricinde bir film daha vardı aslında. Onu unuttum şimdi, heyecandan kusura bakmayın. Başka filmlerle de rabıtasını kurabilmek mümkün. Minör kavramı sinemada çok değişik alanlarda analiz edilebilir. Şimdi aslında günlerden beri, aylardan beri bu metne hazırlandığım için, bu metni, yani şimdi bu konuşmayı yaparken aslında minör bir şey yapmaya da çalışıyorum ama bir yandan da sınırlandırıcı bir durum da var. Minör bir şey yapmama da engel durumlar var. Çünkü akademik bir toplantı. Nasıl? Yani öyle bir zorluklar hocam. Minörlerin düşünme biçimine uygun bir anlatım gerçekleştirmeye çalışmak zor da bir şey aynı zamanda. Büyük edebiyatlarda her şey siyasaldır diyoruz. Daracık bir mekan içerisinde her şey gerçekleşir. Bohem Hayatı filminde daracık mekanlar vardır, kasvetli mekanlar vardır, karanlık mekanlar vardır. Bu karanlık mekanlar içerisinde yoksul hayatlar vardır. Bu yoksul hayatlar içerisinde her şey kırık döküktür. Mesela Marcel iş görüşmesine gidecektir. Ayakkabının sağ teki farklı bir renktir, sol teki farklı bir renktir. Örnek veriyorum, Rodolfo müzik dinliyordur, pick-up'u vardır. Pick-up'ında mesela pick-up'ın kalemle tutuşturmuştur dinleyeni. Her şey kırık döküktür. Cezaevine, nezarethaneye düşer bir şekilde kaçak olduğu için. Orada mesela bir lavaboya elini dokunduğu anda dökülür. Her şey kırık döküktür. Yoksulların hayatında, minor olanın hayatında her şey kırık döküktür. Onlar zaten hiçbir zaman uygarlığın değer yargılarının içinde olmaya çalışmazlar. Özellikle uygarlığın değer yargılarının dışında olmaya çalışırlar. Bu daracık bir mekanda aslında biz bambaşka bir öykü hareket eder diyoruz. Bambaşka, bizim bireysel gibi gördüğümüz sorun, yani Bohem Hayatı filmindeki karakterleri biz bireysel gibi algılıyor olabiliriz, aslında bireysel değil. Aslında orada bireysel gibi görünen hikaye tamamen siyasal bir hikayedir. Bambaşka bir şeyin kavranmasına imkan verir diyor. Minör edebiyatın Bodrum katı, pardon, majör edebiyatın Bodrum katı, yani karanlıkta bırakılan bir Bodrum katı olduğundan bahsediyor. Karanlıkta bırakılan bu Bodrum katı minör edebiyatta bizim için aydınlanıyor. Aslında majör edebiyatlar, yani ustalar edebiyatı denilen edebiyatta var olan ve bize hikayenin içinde kesinlikle konuşmayan, varlığı önemsiz diye anlatılmayan insanlar minör edebiyatında yeniden karşımıza çıkıyor. Majör olanla minör olan arasındaki farklara dikkat etmek gerekir bu tartışmada. Majör edebiyatta bir anlık konuşmayla geçiştirilen düşünceler minör edebiyatta her şeyi alt üst eder diyor. Mesela Zeki Demirkubuz'un Kıskanma filmindeki o karakterin tırnak içinde hafif kambur, çirkin kadının, işte seni ayırdı yanlış hatırlamıyorsam, mesela her şeyi alt üst edebilir. Minör karakteri biraz da böyledir. Yetenekli kişilere bolca rastlanmaz diyor. Yani ustalar edebiyatında mesela Platon'un filozofu bir ustadır. Mesela hayranlık duyulabilecek bir ustadır. Filozof saraydadır. Felsefede filozofla kurduğumuz ilişki, her filozof farklıdır. Her filozofun kavramsal kişiliği farklıdır. Mesela örnek veriyorum, Rousseau'nun Bilimler ve Sanatlar üstüne söylediği okuduğunda hepimiz felsefeyle ilgileniyoruz. Aklın anıtlarını dikecek birkaç kişiden birinin kendimiz olduğuna inanabiliriz. Çünkü Rousseau öyle bir anlatır ki biz kendimizi Rousseau'nun anlattığı filozofla özdeşleştirebiliriz. Yani ustalar edebiyatıdır. Rousseau'nun anlattığı aslında bir usta bir filozoftur. Zaten şöyle der: çıraklar yetiştirmek için doğmuş olanın bir ustaya gereksinimi yoktur der. Yetenekli kişilere bolca rastlanmaz. Yetenekli kişilere az rastlanmasının yararlı bir şey olduğunu söylüyor. Mesela bu Bohem Hayatı filmindeki karakterler bir çeşit tutunamayan ama tutunmak da istemeyen, Döloz'un Nietzsche ve Felsefe kitabında bir kalıp vardır. Kazanan ve kaybeden köleler arasında her şey olup bitmiştir der. Bu tespit bence çok önemlidir. Kazanan ve kaybeden köleler, Bohem Hayatı filmindeki karakterler kaybedenler değildir. Kazanmak istemeyenlerdir bence. Bunlar uygarlığın başarısızları.
yani başarı mitinden uzak duran kişiler, uygarlığın çalışma toplumlarının kariyer mitinden uzak duran kişiler. Ulus Baker, onu almadan geçemeyiz. Ulus Baker aşındırma denemelerinde Döröz'ün minor edebiyatı ile ilgili şöyle diyor. Orada diyor özel olan her şeyin Kafka'da olduğu gibi dolaysızca politik kamusal olmasından bahseder. Örnek veriyorum Marcel, Rodolfo ve aynı zamanda Schwartz. Schwartz müzisyendir, Rodolfo ressamdır. Marcel karakteri bir oyun yazarıdır. Bu üç karakter tesadüfen yan yana gelirler, tesadüfen karşılaşırlar. Ve her birinin bir şeyi eksiktir. Sürekli bir şeyleri eksiktir bu insanların. Mesela Marcel odadan kovulur. Aynı odaya Schwartz talip olur. Schwartz arabadan eşyalarını indirirken bir tek piyanosu vardır. Evin sahibi, odanın sahibi ona değerli eşyalarınız nerede diye sorar. Biraz sonra gelecekler. Aslında değerli eşyası yoktur. Tek piyanosu vardır. Ama bunu söylemekten utanır o anda. Schwartz Marcel'in odasına girer. Gece Marcel aynı odayı boş bulacağını zannederek kapısına gelir. Kapının kilitli olduğunu fark eder. Sonra bir şekilde aralarında bir sohbet gelişir. Sanki binlerce yıllık bir dostlukları varmış gibi. Döröz, bu felsefede dostluk mevzusu çok önemlidir. Bir anda kendilerini içki içerken, sohbet ederken, Rembo'dan bahsederken, Baudelaire'den bahsederken, Shakespeare'den bahsederken, dünya edebiyatının önemli kişiliklerinden bahsederken buluruz. Çünkü minor karakterler edebiyat ve sanat ve felsefeyle bunların kesişiminde var olurlar. Döröz, asıl burada önemli olan nokta budur. Hocalarımız hep bize bunu anlatır, Serdar Hoca da dahil. Sanat, filozofun algılanma ve duygulamalar aracılığıyla sanatın algılanma ve duygulamalar aracılığıyla en az felsefe kadar düşündüğünden bahseder. Algılanma ve duygulamalar olmaksızın düşünemez ve fikirler vardır. Bu fikirler yerleşik fikirler değildir. Ali Akay şöyle diyor. Minor politika önceden düşünülen, kurgulandıktan sonra da gerçekleştirilen bir eylem değil, yersiz yurtsuzlaşma ve kaçış çizgisi halinde bulunmadır diyor. Sonra da başka bir Claire Colebrook, telaffuzlarda yanlış olabilir hocalarım, kusura bakmayın. Dildöröz diye bir kitabı vardır. Minor olan yerleşik modellere uymaz ve insanları da temsil etme iddiası taşımaz, hali hazırda fark edilmeyeni üretir diyor. Yani Aki Karizma ki Henry Murger. Ki Henry Murger 1851 yılında bu eseri yazar ve filmde Rodolfo bir yerde Henry Murger'in mezarını ziyaret eder. Henry Murger'in ismini biz orada bir mezar taşında görürüz. Ustalar edebiyatında insanlığı temsil etme iddiasında olan ustalar vardır. Bohem Hayatı filmindeki karakterler bir şeyi temsil edebilecek kadar özgüvenleri bile yoktur çoğu zaman. Onlar edebiyat ve sanat aracılığıyla kendilerini ifade ederler. Hali hazır da fark edilmeyeni üretirler. Burada aslında yaptığımız tartışmanın üç tane önemli filozofu var. Bergson, bu zaman imge tartışmasının aslında ardında hep bir Bergson'un düşüncesi vardır. Eylem imge kavramında Nietzsche'nin çok ciddi anlamda bir belirleyiciliği vardır. Duygulanım imge kavramında ki felsefede duygulara önem veren en önemli kişilerden biri Spinoza'dır. Yani Bergson'un, Spinoza'nın ve Nietzsche'nin bunların birbirleriyle ilişkisi üzerinden minor kavramını anlayabilmek mümkün. Düzensiz, tercihsiz ya da ereksiz kişilerdir diyor. Bir amaçları yoktur. Nihai bir amaçları yoktur. Yarınlarını bile öngöremez bu insanlar. Bireysel emeklilik sigortaları yoktur. Günlerini gün etmeye çalışırlar. Mesela bir yerde Marcel, patronu yayıncı tarafından onlara bir avans verilir. Masaya gelirler. Masada o parayı kendi aralarında bölüştürürler. O esnada hayaller kurarlar. Ama mesela çok uzun vadeli planlar değildir. Uzun vadeli planlar yapamaz bu hemler. Aynı zamanda minor karakterler. Toplumun majör sesinin normal alışkanlıklarını istikrarsızlaştırma imkanına sahip bu minor oluşlar. Alışkanlıkları, kişilikleri, davranışları, tutumları aşındırır. Döröz Felsefe Nedir kitabında minör olanın oluş halinde olan bir şey olduğunu, bunun yaya çatallandığını, bu kişiliklerin yer değiştirdiğinden bahseder.
felsefe kavramsal kişilikleri yaşatır, onlara hayat verir diye bir ifadesi var. Mesela 3 dakikada toplayalım. Tamam hocam, toplayalım. Kusura bakmayın uzattıysam ya da konu dağılmış da olabilir. Çok güzel, çok keyif alıyoruz. Teşekkür ederim. Melville'in katip Barclay'si mesela o böyle bir karakterdir. Daha başta da söylediğim Platon'un Sokrates'i bir kavramsal kişiliktir. Filozof kavramsal kişiliklerin mizacındadır. Kişilikler yayılırlar ve çatallanırlar, birbirlerine çarparlar, yer değiştirirler. Hep böyle özlem bunlar. Bambaşka bir şeyin kavranmasına imkan verir diyor. Şimdi asıl filmle ilgili bir yine başka bir düzlemde şunu anlatmaya çalışacağım. Marcel karakteri, aynı zamanda Rodolfo karakteri ve aynı zamanda Schwartz karakteri, bunların mülkiyet duyguları gelişmemiştir. Kendi aralarında her şeyi birbirleriyle paylaşırlar. Mal, mülk gibi değer yargıları yoktur. Mesela Rousseau'nun da bir lafı vardır. Diyor ki bilge, mal, mülk gibi şeylere değer vermez ama şöhrete karşı tam olarak kayıtsız da değildir diyor. Bir ara sanki şöhrete ulaşır gibi oluyorlar. Mesela yayıncı tarafından Marcel'e bir iş teklif ediliyor. Sonra onu da kaybediyorlar gerçi. Rodolfo bir ara bir koleksiyoner geliyor. Koleksiyoner bu Truffaut'un filminde 400 darbede oynayan Jean-Pierre karakteri. O geliyor koleksiyoner. Bunların resimlerine talip oluyor. O esnada mesela bir ceketi ihtiyacı var. Tesadüfler bu. Burası bence şunu paylaşmak istiyorum. Hermann Hesse. Onun Kunut adlı bir eseri var. Orada ilginç bir ifade var. Benim çok hoşuma gider o roman. Kimsenin ağzına bakmadan yalnızca hava ve mevsim koşullarına bağımlı, önlerinde bir hedef, başları üstünde bir dam olmaksızın, her türlü servete sırt çevirmiş ve tüm rastlantılara kapıları açık, çocuksuluk ve gözü pekli taşıyan, yoksul ve güçlü yaşamlarını sürdüren yersiz yurtsuzlar, cennetten kovulmuş Adem'in oğullarıdır, kimseye zararı dokunmayan hayvanlarla kardeştirler diyor. Yani Hesse'de de bunu bulabiliyoruz. Minor olanı Robert Musil'de de bulabiliyoruz. Ya da Melville'de de bunu bulabiliyoruz. Şimdi filmde bu mülkiyet duygularının olmaması meselesi. Mesela bunu felsefi düzende açıklayabilmek mümkün. Bohem karakterlerinin mülkiyetle olan mülkiyeti reddedişleri. Mala mülke önem vermemek. Kendi aralarında sürekli eşyaların değiş tokuş halinde olması. Aristoteles'in bir lafı vardır. Hiçbir ayakkabı kullanılmak dışında bir maksatla üretilemez. Eğer kullanılmak maksadı dışında üretiliyorsa o ayakkabı kullanım değerinin ötesinde bir değişim değerine havale edilmiştir. Değişim değeri nesnenin, eşyanın doğasına aykırıdır. Aslında Arendt şöyle söylüyor. Marx kullanım değeri ve değişim değeri tartışmasını Aristoteles'ten aldığını söylüyor. İnsanlık Durumu kitabında bir dipnotta. Yani bu karakterler eşyaları kullanmak için kullanıyorlar ve bir el değiştiriyor. O arada koleksiyoner geliyor örneğin. İş görüşmesine gidilmesi gerekir. Marcel heyecanla bir ceket aramaktadır. Ayakkabının biri vardır, diğeri yoktur. Ceketi bulamadıkları için panik halindedirler. O esnada koleksiyoner kapıdan içeri girer. Koleksiyoner resmini yaptırmak istemektedir. Rodolfo onun resmini yapmak için oturtturur. O anda kafalarına bir düşünce gelir. O ceketi almaları gerekir koleksiyonların üzerinden. Koleksiyonlar şey derler. Bu ceketi alalım, biz senin üzerine başka bir ceket verelim. Biraz salaş görünmen gerekir falan gibi ikna ederler. Sonra mesela Marcel o ceketi alır, gider iş görüşmesine. Yani Serdar Hocam bir şey der. Stratejileri vardır egemenliğin, egemenlik üretiminin. Yoksulların yani minor olanın da taktikleri vardır. Kendilerine yaşam yolları bulmak zorundadırlar. O anda mizahi bir yöntemle o ceketi ele geçirirler ve kullanırlar. Nietzsche'nin bir lafı vardır. Uygarlığın yeniden üretiminde gerekli olan insan tipini anlatırken şöyle bir tespitte bulunur. Çalışkan, yararlı, kullanılabilir insan. Minor karakterleri çalışkan değildir, yararlı değildir, kullanılabilir hiç değildir. Uygarlığın mekanizması içerisinde, toplumsal makine içerisinde hiçbir yere yerleştirilemez bohemler. Onlar tam tersi toplumdan kaçandır ve aslında belirleyen de onlardır. Biz genelde toplumu şeyin belirlediğini zannederiz. O çalışkanların, o kullanılabilir olanların, o yararlı olanların toplumu belirlediğini zannederiz. Evet, tamam doğrudur da mesela Nietzsche'nin şöyle bir lafı vardır. Güçlü olanı, ben bunu şöyle yorumlayayım. Minor olanı, güçlü olanı güçsüzlerden koruyun. Yani zayıf dinlilerden koruyun der. Minor olanın
buradaki Marcel'in, Rodolfo'nun pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var, korunmaya ihtiyacı var. Güçlü olanlardan, yani tırnak içinde uygarlığın egemenleri tarafından, onları egemenlerinden, zayıf dinlilerinden onları korumak gerekir gibi. Mesela filmde şöyle bir ayrıntı vardır. Kazimir Malevich. Bence bu çok önemli. Rodolfo'yla Marcel kendi aralarında bir arada içki içerken şöyle bir konuşmada Malevich'in resim sanatının etkisinden bahsederler. Mesela Malevich'in bu konuyla rabıtası nedir? Malevich, insanın esas gerçeği tembellik diye bir kitabı vardır. Bu konuyla alakalıdır. Çünkü bu karakterler tembeldir. Aylaktır, flanördür bunlar aynı zamanda. Başarı mitiyle aralarındaki çelişkiden bahsettim. Özgür itinli, mesela Nietzsche'nin özgür itinliğini kavramı, o da bir kavramsal kişiydi aslında. Bu karakterler özgür itinli karakterler. Uygarlığın değer yargılarından başka bir şey. Nietzsche'nin bir tespiti vardır, bunu alacağım izninizle. Aklın özgürlüğüne bir nebze ulaşmış kişi, yeryüzünde bir gezginden başka bir şey olarak kendini hissedemez diyor. Bir gezgindir bunlar, yersiz yurtsuzlardır bunlar. Ve yürümeyi çok severler, sokaklarda dolaşmayı çok severler. Amaçsız, ereksiz, plansız ve programsız olmalarından bahsettim zaten. Filmde Ananke diye Yunan mitolojisinden bir şeyden bahsediyor. Kader ve zorunluluk tanrıçasından bahsediyor. Marcel bir yerde Ananke yani mitolojiyle mitolojinin onların hayatlarına metafizik bir rabıta kuruyor aslında. Hiç ummadıkları anlarda Ananke onların hayatlarını kolaylaştırdığı gibi aynı zamanda yaşamın çok zor olmasından kaynaklı Bohemler filmin sonuna doğru bazı zorluklarla karşılaşmaya başlıyor. Ama şu var, bunlar nihilist karakterler değiller. Nietzsche felsefesiyle ilgili yapılan bence en sıkıntılı analizlerden biri şudur. Nietzsche'nin bir nihilist olduğu tartışması. Nietzsche bir nihilist değildir. Aynen şöyle der. Nietzsche nihilizmi aşmaya çalışan ilk kişidir der. Nihilizm şöyledir. Yani bu karakter, insanın üç evresi vardır diyor Dölü Nietzsche. Devre, aslan ve çocuk evresi ve sanatın amacının insanı çocuklaştırmak olduğunu, çocuksu evreye geçirmeye yönelik bir tarafının olduğundan bahsediyor. Bu karakterler çocuksu evreye çok yakınlar. Şöyle söyleyeceğim. Mesela nihilist karakter dünyayı bulanık gözlerle görür. Nihilist karakter tepkiseldir. Nihilist karakter uygarlıktan nefret eder. Ama nihilist karakterin olumlu bir tarafı daha var. Şöyle putların alacakaranlığının içine mesela çekiçle felsefe yapar mesela bunlar. Uygarlığın değer yargılarına aslan evresine geçerse eğer. Ama mesela nihilist karakterler aynı zamanda intihara çok meyillidir. Nihilist karakterler aynı zamanda yaşamı çok değersiz görürler. Bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Değerleri yeniden değerlendirirken, değerlerin değersizliğinin farkına vardığımız an, işte nihilistin değerlerin değersiz olduğunun farkına vardığı bir an vardır. Ama asıl mesele bütün değerleri değerlendirdikten sonra, değerlerin değersiz olduğunu fark ettikten sonra yeni değerler oluşturabilmeye yönelik bir oluş içine girebiliyor muyuz? Minor olan yeni değerler oluşturabilmeye yönelik bir düşünce taşır kendi içinde. Dünyada diyor bulanık gözlerin gördüğünden daha fazla mutluluk bulunur. Yeter ki en zor durumdaki insanların yüzlerindeki tebessümler doğru hesaplansın. Bulanık gözlerle dünyayı görürseniz dünya çok berbat, dünya çok çirkin, dünya çok yaşanması olmayan bir yerdir. Bulanık gözlerle görürsek. Spinoza mevzusu buralarda tartışıldığı günlerden beri tartışmaların içinde hep Spinoza var. Spinoza mevzusuyla çok alakalı bunlar. Bulanık gözlerle gören insanlar gerçek nedenlere vakıf olamaz. Dünyayı gerçekten algılayamaz. Gerçek nedenleri değil de tepkisel olanı kavrar. Tepkisel olanla etkin olan birbirinden farklı şeylerdir. Şöyle söyleyeyim. Spinoza bir filozof cümleye girerken şöyle diyorsa eğer, bence bu çok önemli bir noktadır. İnsanlar, filozoflar tüm zamanlarda diye cümleye başlıyorsa, iki tane aforizmadan bahsedeceğim. Filozoflar tüm zamanlarda şöyle şöyle diye cümleye giriyorsa bu bence çok önemli bir ifadedir. Çünkü tüm zamanlarda bir şeyi yakalamak, yani Nietzsche şey diyor, tuz gibi kokmayan özdeyiş, yani çürümeyen. Şimdi her şey oluş halinde çürümeyen bir şey bulmak, yani Çin'de yazan okunmak değil, ezberlenmek ister diyor. Şimdi Spinoza'nın bir aforizmasından traktörsü. Hayır hocam. Tamam hocam, özür dilerim. Bu mevzu uzadı. Şöyle bitireceğim. Özür dilerim. Son aforizmam bu. Moderatörlere karşıyım. Hocam estağfurullah. Yani
minor bir biçimde anlatmaya çalıştım. Ama bir taraftan da akademik formu uygulamaya çalıştım. Şöyle Tractatus Politicus Sistemus'a şöyle bir ifadeden bahseder. Cümleye öyle girer. Bence güzel bir düşüncesidir. Filozoflar insanların kalplerinde çarpışan duyguları onların kendi hatalarıyla içine düştükleri kötülükler olarak görmeyi, onları alaya almayı, onları kınamayı, onlar hakkında hayıflanmayı, daha ahlaki görünmek istediğinde ise onlardan nefret etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir diyor. Mesela filozoflarla aramızdaki ilişki Spinoza'nın bu düşüncesi bence biraz yeğenimizde bulunmalı. Yani biz nihilist olan dünyayı alaya alır, nihilist olan dünyayı kınar, nihilist olan insanların içinde bulunduğu zayıflık karşısında hayıflanır ve daha ahlaki görünmek istediğinde ise nefret eder. Burası bence çok önemlidir ve sonra der ki çoğu der yergi yazmıştır, etik bir düşüncesi olmamıştır der. Genel olarak düşüncem budur. Teşekkür ederim. Ali Hocam'a çok teşekkür ederim. Majöre göre bir tanımlama yapmadığınız için zaten doğru bir sunum tarzı olduğunu düşünüyorum. Yoktur, gelişmemiştir, değildir üzerine. Belki sorularla pasif nihilizm, aktif nihilizm konusunda açmamız mümkün olabilir. İkinci konuşmacımız Baran, benim öğrencim, gururla söylüyorum. Baran Barış, tekrar kendini tanıtırsan sevinirim. Döröz'ün kadın oluş, organsız beden ve arzulayan makine kavramlarına feminist bir yaklaşım, Yeşim Ustaoğlu'nun tereddüt filmi üzerine bir çözümleme gerçekleştirecek. Teşekkür ederim hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Baran Barış. Lale Hocam'la Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisansı'nda tanıştık. Bir dönem öğrencisi oldum. Bu yüzden de çok mutluyum. Daha sonra ben öncesinde Türkoloji çıkışlıyım. Türk Dili ve Edebiyatı'nda hem lisans hem yüksek lisans yaptım. Birinci yüksek lisansım. Şimdi ise 9 Eylül Üniversitesi Genel Dil Bilim Bölümünde doktora yapıyorum. Bugün Yeşim Ustaoğlu'nun Tereddüt filmini Döröz'ün üç kavramına feminist felsefecilerin getirdiği yaklaşım, kimi eleştiren, kimi destekleyen yaklaşımlar üzerinden bir çözümleme yapmayı deneyeceğim. Sanat, bu arada sesin net geliyor mu? Sanat, bilim ve felsefeyi düşüncenin üç büyük formu olarak kabul eden Döröz, bu üç formun amacının kaosun üzerine bir düzlem çekmek olduğunu belirtir ve bir formda karşısına çıkan bir sorunun yanıtına diğer bir formun sunduğu olanaklarla ulaştığını dile getirir. Döröz, felsefenin kavramlarla olayları açığa çıkarma gücüne dikkat çekerken, Döröz felsefesinde karşımıza çıkan kavramlar, sanatın çeşitli disiplinlerinde üretilmiş metinlerin incelenmesine de olanak tanır. Sinematografik düşünmeyi açımlayan, hareket imge ve zaman imge kavramlarıyla sinema felsefe ilişkisini ele alan çalışmaları bir temel oluşturan Döröz'ün çalışmamızın kavramsal çerçevesini belirleyen kadın oluş, organsız beden ve arzulayan makine kavramları da hem kuramsal hem uygulamalı çalışmaları için bir hat belirler. Goodchild, Döröz felsefesindeki oluş kavramını şöyle açıklıyor. Başka bir çokluk tarafından yersiz yurtsuzlaştırıldığı zaman bir çokluğun geçirdiği öznesiz ya da hedefsiz bir süreç, oluşumu ve işlevi tanımlayan bir üretim biçiminde tanımlıyor. Bir oluşun var olmasının koşulu diğer bir oluştan geçiyor ve Döröz felsefesinde karşımıza molar, moleküler ve kaçış ya da göçebe olarak adlandırılan üç çizgi karşımıza çıkıyor. Burada molar çizgi gerçek olanı öznelere ve nesnelere bölerek cinsiyetler, sınıflar, ırklar arasında karşıtlıklar yaratırken moleküler çizgi daha akışkandır. Molar çizginin katılığını aşıp bağlantılar ve bağıntılar kurar. Oluş, değişim, hareket ve yeniden örgütlenme süreçlerinin haritasını çıkarır. Kaçış çizgisi ise bir yersiz yurtsuzlaşmadır. Oluşlar molekülerdir ve molar teknikleri istikrarsızlaştırırlar. Cinsiyetler ise molar içeriklidir. Ancak moleküler olan oluşlarla ilişkilidir ve tüm oluşların başlangıcı da kadın oluştur. Kadının da kadın olmayanın da var olması için kadın oluş gereklidir. Kadın oluş molekülerken kız, molar kadını moleküler kadına dönüştüren, kadın oluşa götüren kaçış çizgisidir. Ve bedense fenomenolojik yaşantıları indirgenemeyen duygular ve oluşlar tarafından kat edildiği zaman organsız bedene yönelir. Döröz felsefesinde organsız beden kavramı üretken olmayan bir süreye, işlevi olmayan bir arzu makinesine ve bilinç dışı süreçlere karşılık gelir.
Deleuze Guattari ile, bu arada ses seslerinde bazen yanlışlarım olabilir, kusura bakmayın. Ortak çalışması Binyale'de bedenin organsız beden olarak yeniden inşası ile kadın oluşu ve moleküler bir kadının üretiminin birbirinden ayrılamayacağını ileri sürer. Organsız beden kavramını tanımlarken de karşımıza çıkan arzulayan makine kavramı ise bilinç dışına gönderimde bulunur ve toplumsal bedenin bilinç dışı kodlama ve kesme ile özneyi yönetme biçimini sergiler. Döviz felsefesinde karşımıza çıkan bu üç kavram 1970 sonrasında feminist felsefeciler tarafından farklı yaklaşımlarla ele alınmaya başlar. Söz konusu kavramlar arasında feminist felsefecilerin ilk önerdikleri kavram ise kadın oluşturur. İrigaray'ın organsız beden ve arzulayan makine kavramlarına ilişkin eleştirileri, Döviz felsefesi üzerine çalışan feministlerin çalışmalarına bir hareket noktası oluştururken, alan yazında feministlerin Döviz'in kavramlarına yönelik iki yaklaşım dikkati çeker. Birincisi, İrigaray'ı izleyen Jardine, Braidotti gibi feministlerin eleştirel yaklaşımıdır. Oluş kavramını açıklarken de karşımıza çıkan öznesizlik, ister istemez feminist felsefecilerin feminist mücadelenin hangi özne için verildiği sorusunu gündeme getirmelerine yol açar. Döviz felsefesinde beden kavramının tasfiye edildiğini ileri süren Jardine'e göre, anti-Oedipus'ta arzulayan makine ile başlayan, Binyale'de organsız beden kavramı ile süren bu tasfiyede, cismani olan infilak ederek çoklu dizilere bölünmekte, şekilsizleşmekte, bağlarını kaybetmekte, duygusallık ve kişisellikten çıkmış bir tutka halini almaktadır. Öznenin kişiselliğin ortadan kalkmasına koşup biçimde, İrigaray'da organsız beden kavramıyla kadın bedeninin ataerkil düzen boyunca konumlandırılışı arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Ataerkil düzen kadın bedeni ve bilincini ayırırken erkek kuramcıların, felsefecilerin bilimsel çalışmalarında karşımıza çıkan kavramlar da ataerkil kodları yeniden üretir. İrigaray, Döviz felsefesinde karşımıza çıkan bu kavramla kadınların arzularının bedenlerinden boşaltıldığını ileri sürer. Ve tarafsız olarak kabul edilen saptamaların, ortaya atılan kavramların, kadınlar üzerindeki eril tahakkümün doğrudan veya dolaylı biçimde sürdürülmesine neden olduğunu vurgular. İrigaray'da Sex Which Is Not Man adlı kitabında arzulayan makine kavramı için kısmen kadın ya da dişinin yerini almıyor mu diye sorar ve bu kavramın erkekler tarafından kadınlar için kullanılan bir metafor olduğuna dikkat çeker. Jardine de İrigaray'ın eleştirilerini ilerleterek kaçış çizgilerinin kadınla ilişkisini ele alır ki Deleuze de Binyale adlı kitabında daha önce de söylediğim gibi kızın bir kaçış çizgisi olduğunu belirtmiştir. Jardine, Deleuze felsefesinde feminist felsefeciler için olumlu yönlerinde bulunduğunu dile getirir. Ancak her şeye karşın Kristeva'nın Korkunun Güçleri adlı kitabında dikkat çektiği gibi erkeklerin kadına ve özellikle kadın bedenine ilişkin arkaik korkusuna benzer biçimde erkek felsefecilerin birçoğunda görülen korkunun Döviz felsefesine de sızdığını belirtir. Bu korku kadınların henüz ortaya çıkmasına izin verilmemiş arzularına yönelik patriarkal korkudur. Döviz felsefesindeki kavramlara eleştirel yaklaşan bir başka felsefeci Braidotti de tarafsızlık gibi cinsiyetsizleştirmenin de ataerkil kodları yeniden üretmesine dikkat çeker ve başta kadın oluş kavramının feminist felsefecilerin ele aldığı birçok önemli sorunu gözden kaçırdığını sağlar. Braidotti için arzulayan makine kavramı kadınların kendileriyle bedenleri arasında ve mutluluklarını keşfetmelerinde bir engeldir. Ve bu engel kadınları edilgen konumdan etken konuma geçiş olanını da ortadan kaldırarak ataerkil tarihi pekiştirir. Feminist felsefecilerin Döviz'ün kavramlarına yönelik ikinci yaklaşımında ise feminist felsefe ile Döviz felsefesi arasındaki bağlantıların vurgulanması dikkat çeker. Örneğin Gross, Döviz gibi feministlerin de Batı düşüncesinin dualist yapısına eleştirel yaklaştıklarını, ikilikleri ortadan kaldırma isteklerini, iki kaynağın politik mücadeleleri arasında bir ilişki olduğunu dile getirirken, birinci grupta yer alan feministlerin tersine Döviz'ün beden yaklaşımında feminist mücadele için olumlu yanlar bulmaya çalışır. Gross, Döviz'ün kimlik kategorilerini alt üst eden yaklaşımını da önemser. Ancak bu yaklaşımın feminist mücadelenin öznesi olan kadın kimliğine ilişkin özgür sorunları görmezden gelme tehlikesinin üzerinde çok durmaz. Gross gibi Olkowski de Döviz felsefesiyle feminist felsefe arasında bir ilişki, bir yakınlık kurmaya çalışır. İkinci grupta yer alan feministler, Döviz'e yönelik eleştirileri ertelerek olumlu yanları ortaya çıkarmayı önerir. Çalışmamızın veri tabanını geçmişte olduğunu 2016 yapımı Tereddüt adlı filmi oluşturur. Bu film kavramsal çerçevede ele alınan kadın oluş, organsız beden ve arzulayan makine kavramları çerçevesinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik çözümlemesi kullanılarak incelenmiştir.
Filmde kısaca özetlemek gerekirse, Şehnaz 30'lu yaşlarının başında bir psikiyatristtir. Mimar olan kocası Cem ile dışarıdan mutlu gibi görünen, ancak paylaşımları yalnızca cinsel birliktelikleriyle sınırlı olan bir evliliği vardır. Elmas ise babasının verdiği kararla okuldan alınarak yaşı büyütülmüş ve çocuk yaştayken 40'lı yaşlardaki bir adamla evlendirilmiştir. Evlendikten sonra da kendisine neyi istediği ya da neyi istemediği sorulmayan insanlar arasında yaşamını sürdürmektedir. Kocasının isteklerini karşılamanın dışında kayınvalidesinin bakımını da üstlenmiştir. Elmas, kocası ve kayınvalidesinin öldüğü günün sabahında evin balkonunda donmak üzereyken bulunur ve hastaneye götürülür. Doktor Umut, Elmas ile iletişim kurabilmek için bir psikiyatristten yardım alınması gerektiğini söyler ve böylece Şehnaz ve Elmas'ın yolları kesişir. Çalışmamızda yanıtları aranan araştırma soruları ise şunlardır. Şehnaz'ın eşi Cem'le cinsel birliktelikleri yaşamında neden bir boşluğa yol açmaktadır? Erkeğin kadının arzularıyla bedenini birbirinden ayıran bakışına karşı Şehnaz, aynı hastanede çalıştığı Umut'la yakınlaşarak yaşamındaki hangi boşluğu doldurmaya çalışmaktadır? Üçüncü soru ise kadın bedenini biçimlendiren, denetim altında tutan ataerkil düzen, Elmas'ın yaşadığı travmaya nasıl bir zemin hazırlamıştır? Bulgularımıza geçtiğimizde, Şehnaz ve Cem'in cinsel yaşamlarında beklentilerinin, cinselliğe ilişkin kodlamalarının oldukça farklı olduğu birçok kez filmde vurgulanır. Filmin başlarında bir Skype görüşmesinde Şehnaz Cem'e onu çok özlediğini söyler ve sarılacak mısın, bana okşayacak mısın gibi sorular sorarken, Cem gel kucağıma gel gibi yanıtlar verir. Şehnaz ilişkisinde cinsel hazın dışında sevgiye de gereksinim duyarken Cem için önemli olan yalnızca cinsel hazdır. Cem'i birçok kez porno film izlerken görürüz filmde. Porno izledikten sonra uyumak üzere olan Şehnaz'la sevişmek istediği bir gece Şehnaz bu isteğini geri çevirir. Ama sonunda yine cinsel haz dışında aralarında hiçbir paylaşımda olmadığı bir birliktelik gerçekleşir. Cem'in ağzından çok fena yaparım, elimde kalırsın gibi onun cinselliğe bakışını ortaya koyan sözler duyarız. Cem bir gece yine porno izlerken bu kez Şehnaz onun yanına gelir, onu öper ve Cem'in ellerini alarak kendi yüzünde bedeninde gezdirir. Cem ise cinsel hazla ulaşır ulaşmaz Şehnaz'ı bırakır ve gider. Şehnaz Cem gittikten sonra ağlamaya başlar ki bu, cinsel deneyimlerinin yaşamında yol açtığı boşluğun yansımasını daha net biçimde görmemize yol açar artık. Şehnaz'ın Cem'le cinsellik dışında hiçbir paylaşımı yokken Umut'la önce Elmas'tan konuşurlar. Ardından sık sık gittikleri ve Şehnaz'ın kendisini çektiğini söylediği deniz kenarındaki sohbetlerinde birbirlerine kendilerini anlatmaya başlarlar. Cem'in neden olduğu boşlukları Şehnaz Umut'la doldurur. Örneğin film boyunca Cem'le birlikte oldukları sahnelerde neredeyse pek gülerken görmediğimiz, hatta son ilişkileri sonrasında ağlarken gördüğümüz Şehnaz, Umut'la sohbetlerinde güler. Gittikleri deniz kenarında dalgaların yüzlerine çarpmasından ikisi de mutlu olur. Ve yalnızca Şehnaz değil, Umut da yaşamındaki boşlukları Şehnaz'la paylaşımları sayesinde doldurur. İlk kez seviştikleri gece ikisi de birbirinin yüzüne dokunur, yüzünü okşar ve öper. Bu deneyimlerin hiçbirini Şehnaz Cem'le yaşayamamaktadır. Cem'in yalnızca hazda indirgediği cinsellikle sevgiyi birbirinden ayırmaz Şehnaz ve Umut. Ve aralarındaki paylaşım cinsel deneyimlerinin de Şehnaz'ın Cem'le yaşadığı cinsel deneyimden farklı olmasına neden olur. Şehnaz artık Cem'le ilişkisini sorgulamaktan kaçmaz ve kavgaları sırasında ilişkilerinin artık bittiğini dile getirir. Cem için bu karar bir hayal kırıklığıdır çünkü o, Şehnaz gibi kendini ilişkisini sorgulama gereği duymaz. Onun için yaşamlarında bir eksiklik yoktur ve elbette Şehnaz'ın hayal kırıklıklarını anlamak istemez. Şehnaz şöyle bağırır kavgaları sırasında, orospu mu olayım ben, senin kölen mi olayım? Bu söyledikleri Cem üzerinden kadını cinsel nesneye indirgeyen, başka bir deyişle arzulayan makine tırnak içinde olarak gören eril bakış açısını ifşa eder. Cem söylediklerin hiçbir şey ifade etmiyor bana diye karşılık verir. Şehnaz'ın sen ne zaman gerçekten seveceksin sorusu, yaşamında Cem'le birlikteliklerinin neden olduğu boşluğu açık biçimde ortaya koyar. Cem'in evlilikleri boyunca Şehnaz'a uyguladığı psikolojik şiddete bu kavgada fiziksel şiddet de eklenir. Filmde kentli, meslek sahibi, ekonomik özgürlüğü olan Şehnaz'ın özel yaşamındaki deneyimlerine koşut olarak verilen, Elmas'ın deneyimlerinde ise çocuk yaştan itibaren cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet vardır. Babası onun eğitim hakkını elinden alarak, yaşamı boyunca ekonomik olarak bir erkeğe bağımlı olmasının neden olur. Evlendikten sonra giydikleri bile kocası tarafından belirlenir. Kocasından, kocasıyla cinsel ilişkiye girmekten korkar ve Elmas akşamları kocası odaya gelmesin diye dua ederken ve ilişki sırasında ağlarken kocası bunu hiç önemsemez. Görmezden gelir bu tepkiyi. Kadının verdiği tepki erkek için Cem'in deyişiyle hiçbir şey ifade etmez yine.
Elması bu deneyimleri yaşamında travmaya neden olur. Yaşadıklarından en çok da annesini sorumlu tutar. Çünkü babasının kararını ona bildiren ve 14 yaşındayken kızının evlendirilmesine engel olmayan ve baba yasasını uygulamaktan başka alternatif bir yol aramayan annesine kızgındır. Irigaray'ın da dikkat çektiği gibi ataerkil düzen anne kız arasındaki ilişkinin de sağlıklı biçimde kurulmasına engel olmuş ve büyük hasarlar bırakmıştır. Her şey karşın Elmas, annesinden bir yardım elinin uzanmasını beklemektedir ve kız kardeşinin de kendisiyle aynı deneyimleri paylaşmasından korkar ve bu defa annesinin böyle bir şeye engel olmasını ister. Birinci gruptaki feminist felsefeciler en başta Deleuze'ün kavramlarında öznenin tasfiye edilmesi nedeniyle eleştirirler. Çünkü feminizmin temelinde kadının nesneye indirgeyen ataerkil düzene karşı kadını özne konumuna getirmek için verilen bir mücadele vardır. Ve öznenin ölümü, cinsiyetsizlik gibi yaklaşımlar bu mücadeleyle ters düşmekte ve ataerkil düzene doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet etmektedir. Irigaray daha önce belirttiğimiz gibi arzulayan makine kavramının erkeklerin kadınlar için kullandıkları cinselliğe ilişkin metaforlarla benzerliğine dikkat çeker. Buna koşup biçimde bedenin duygusallıktan ve kişisellikten çıkarılması ve bu durumun kadınların yaşamlarına yol açtığı boşluklar, neden olduğu travmalar tereddüt filminde ortaya konmuştur. Bununla birlikte arzulayan makine ve organsız beden kavramları kadınla ilişkilendirilmeden erkeklik kimliği üzerinden ele alınırsa filmde hem kendini hem Şehnaz'ı duygusallıktan, kişisellikten çıkaran Cem'in işlevi olmayan bir arzu makinesine dönüşen bedeni karşımıza çıkar. Şehnaz'ın kavgaları sırasında söylediği "Keşke kendi bedenini benim seni sevdiğim kadar sevseydin" sözü bu gerçeği ortaya koyar. Şehnaz ise Cem'den ayrılarak Cem'in kendisine biçtiği rolü reddeder artık. Cem ile Elmas'ın kocası her ne kadar farklı sosyoekonomik sınıflardan olsa da erkeklik kimlikleri benzer biçimde yapılanmıştır. İkisi de yaşamlarındaki kadınları cinsel nesneye indirgerken kendi bedenlerinde işlevi olmayan bir arzu makinesine dönüşmesini önemsemez. Oysa Şehnaz ve Elmas için bu gerçek travmatiktir. Şehnaz duygusal boşluğunu telafi etmek isterken Elmas evliliği boyunca şiddetin birçok yüzüyle karşı karşıyadır. Her gece kocasının yatak odasına gelmesiyle yaşadığı bir cinsel birliktelik değil, evlilik içi tecavüzdür. Elmas'ın yaşamı onun rızası olmadan verilen kararlar çerçevesinde biçimlenir ve buna bağlı olarak uğradığı şiddet de meşrulaştırılır ve örtükleştirilir. Sonuç olarak Yeşim Ustaoğlu tereddüt filminde farklı sosyoekonomik sınıflardan ve yaş gruplarından iki kadının özel alandaki deneyimlerinin ortak ve benzer yanlarını yansıtır. Deleuze'ün kavramlarını feminist felsefecilerin eleştirileri göz önüne alınarak yaklaşıldığında filmin sunulduğu temsiller üzerinden yapılan bir incelemeyle Irigaray'ın Jardin'in eleştirilerinde, endişelerinde haklı oldukları yerler olduğu saptanmıştır. Erkek felsefeciler ve kuramcılar tarafından geliştirilen kuramlar ya da ortaya atılan kavramlar ataerkil kodların yeniden üretilmesine hizmet etmektedir ya da böyle bir olsalık her zaman vardır, böyle bir tehlike. Bu dikkate alınarak çalışmamızda ele alınan kavramların farklı veri tabanları üzerinden yeniden eleştirel bir gözle hem birinci hem ikinci gruptaki feminist felsefecilerin saptamaları doğrultusunda irdelenmesi gerektiği görülmüştür. Sonuç olarak feminist felsefe gibi feminist bir bakış açısıyla üretilen sanatsal yapıtlar da tarafsız, cinsiyetsiz gibi sunulan, kabul edilen kavram ve yaklaşımların hiç de masum olmadığını görmemizi sağlamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Analiziyle ilgili birkaç soru soracaktım ama Ali Gülbüz Bey o kadar güzel anlattı ki böyle ben sinema okumuyorum ama sinemayla ilgilenen bir insanım. Her filmden sonra aklımda böyle hep bir soru işareti kalıyordu. Bu soru işaretleri aslında bir alt kültürü anlatan filmlerin aslında minör bakış açısıyla anlatılmaya çalışıldıktan sonra hep aklımda bir boşluk kalıyordu. Bu boşluk nedir? Örneğin Zeki Demirkubuz'un Musa karakteriyle, örneğin Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmindeki karakteriyle, örneğin Abluka filmindeki karakterlerle baktığınız zaman hep bir minör anlatım tarzıyla, hep bir toplumdan kaçan, toplumdan uzaklaşmaya çalışan karakterlerdi. Lakin Zeki Demirkubuz'un Yazgı filminin haricinde, Musa karakteri haricinde hep aslında kendi iktidarlarını kurmuş,
kendi iktidarların üzerinden bakan, kendi iktidar çevresini yaratan insanlar olduğunu görüyoruz. Şunu sormak istiyorum hocam ben size. Türkiye sinemasında minor bakış açısıyla film anlatmaya kalkan usta yönetmenlerin alt kültürü daha fazla irdelediğinde o alt kültürdeki insanların kendi iktidarlarını kurma çabasını görüyor musunuz? Türkiye'de minor sinema bakış açısı ne derecede dünya sinemasında hani o üçüncü dünya sinemasıyla gelen o akımı ne derecede temsil ediyor diye sormak istiyorum. Şimdi hocam bu mevzu güzel bir mevzu. Benim yüksek lisans tezim Zeki Demirkubuz sinemasında minor politika diye bir başlıkla yazmıştım yüksek lisans tezimi. Zeki Demirkubuz'un karakterleri, yani bu karakterlerin aslında minor bir oluş gerçekleştirirken kendi iktidarlarını kurması mevzusu. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Yeraltı filmindeki Muharrem, ben bunu analiz etmiştim. Zeki Demirkubuz'un internet sayfasında Ali Gürbüz diye bakarsanız orada var. O yazıda orada Yeraltı filminde şöyle diyor, yemek sahnesinde sohbet ederlerken hepiniz diyor tek bir kişiymiş gibi niye konuşuyorsunuz diyor. Yani grup aidiyetinden yoksun olan karakterlerdir bunlar. Bunların aslında iktidarla pek işleri yoktur, olmaması gerekir. Ama alt kültürde olup yani şimdi bir insanın ben iktidar, ben işte modern egemenliğe karşıyım, ben yok işte dünyadaki egemenliğe karşıyım derken kendi aralarındaki ilişkilerde, yani Foucault burada bence çok açıklayıcı, iktidar gündelik hayatının en ince ayrıntılarına kadar sirayet etmiş bir şeydir. Yer yer insanlar arası ilişkilerde, gün içinde, hiç olmadık yerlerde bunun izlerini görebilmek mümkündür. Ben öyle bu büyük laflar etmeyi çok sakıncalı buluyorum. Ben dünyanın en erdemli insanıyım, erdem adına konuşurum, ahlaklıyım, ahlak adına konuşurum. Bu laflar biraz sıkıntılı laflarmış gibi geliyor Nietzsche'nin. Yani uygarlığın değer yargılarını sorgulamak çok önemlidir. Ama sorgularken işte ustalar edebiyatında, majör edebiyatında olduğu gibi sesi titremesi gerekir. Yani bir insanın erdem, ahlak üzerine konuşurken biraz sesi titremesi gerekir. Böyle büyük laflar ederken bir insan oturup düşünmesi gerekir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yeraltı filmindeki Muharrem karakterini o anlamda toplumdan kaçan, kendi bir iktidarı yok durmadan sokaklarda şöyle söyleyeyim. Yeraltı filmindeki karakter şizoid bir karakterdir. Bu şizoid karakter toplum tarafından hasta edilmiştir. Kapitalizm ve Şizofreni diye bir kitap vardır Döloz'un. Aslında postmodern kültürde bu şizoid karakterleri anlamak için çok noktalar vardır. O nedenle bu Kafka Minör Edebiyat kitabında Döloz'un işte bunların grup aidiyetinin olmaması. Nietzsche'nin bir lafı var. Çok düşünen bir kişinin diyor bir siyasal partiye girmesi hem parti için hem kendisi için tehlikelidir diyor. Minor karakterler herhangi bir gruba, herhangi bir o işte kendi iktidarlarını kurmak dediğimiz noktayla bence alakaları olmaması gerekir. Oluyorsa da dediğim gibi bu işte minorlukla alakalı değil de kazanan köle olmak. Şimdi aslında dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğu kazanan ve kaybeden köleler arasındaki bu bölüşümle alakalı. Herkes kazanmak istiyor. Minor olan kazanmak istemeyen gibi geliyor bana. Yeraltı filmindeki Muharrem bana biraz o konuda zihin açıcıymış gibi. Türk sinemasında bunun örnekleri var. Türkiye sinemasında bunun örnekleri var. Örnek veriyorum. Charles Bukowski'nin senaryosunu yazdığı Barbara Schroeder herhalde bir yönetmen. Schroeder. Barfly. Zihnimde hemen çağrışım olmadı. Sağ olun. Barfly filmindeki karakter gibi mesela Charles Bukowski'nin kendisi de öyledir. Yani bunlar postanede çalışır, bir türlü yapamaz, devlet dairelerinde, kurumlarda çalışamaz filan. Yaşamak çok zor diyor bu Bohem Hayatı filminde. Bunlar sadece kaçış çizgileri bulmaya çalışan, onu yaratmaya çalışan insanlar gibi geliyor bana. Genel düşüncem böyle. Hocam kısa bir soru sorayım arkadaşlardan da özür diliyorum, çok affedersiniz. Ya, Türkiye'de mesela şunu görüyorum ben, bir minör bakış açısıyla hep majör karakterler hep anlatılmaya çalışıyor. Hep bir iktidar kurma çabası, bir nasıl diyeyim, kolaya kaçma. Bütün
öne çıkmış sinemacılara baktığımız zaman, son yeni genç yönetmenlere baktığımız zaman hep bir alt kültür sentezi, hep bir alt kültür arama, hep bir iktidar çatışması, ama bunu hep böyle minor karakterlerle anlatıyorlar ama nasıl diyeyim, kamerayı öyle bir açıyorlar ki veya senaryo yönetmenlik koltuğunu öyle bir açıyorlar ki hep bir majör anlatımıyla açıyorlar. Ben de buradan baktığım zaman, bu üstadlara, bu arkadaşlara baktığım zaman hep böyle Truffaut'dan bahsediyorlar, hep böyle Tarkovski'den bahsediyorlar, özellikle Nuri Bilge Ceylan. Ama baktığımız zaman Nostalji'deki bir Domenica karakteriyle Uzak Film'deki o kaçan, o toplumdan kaçan karakterler arasında baktığımız zaman inanılmaz bir çatışma olduğunu görüyorum. Örneğin baktığımız zaman 400 darbedeki o toplumun alt kısmından geriye doğru kaçmaya çalışan insanlardan baktığımız zaman, ya ben şunu sormak istiyorum son bir soru olarak, çok özür diliyorum. Türkiye'de ciddi anlamda minör, Zeki Demirkubuz dışında ben de buna inanıyorum, ciddi anlamda minör bakış açısını bu estetikle Döloz'un anlattığı gibi yapabilen insan var mı? Veya yaptığını zannedip de bunun yapamadığını gördüğümüz insanlar var mı? Şimdi bu soruya şimdi ben cevap versem bütün sinemacılarla bir tartışma, bir polemik içine girmek zorunda kalırım. Ben sana o mesela Zeki Demirkubuz'da bulduğum noktayı söyledim. Onun haricinde Türkiye sinemasında yüzlerce yönetmen var. Şimdi yani minör noktalar yakalanabilir. Yani Nuri Bilge Ceylan'da da yakalanabilir. Değişik başka birçok yönetmen var ama yani şu dediğin sakıncalı bir durum var. Yani minör olanı anlatırken majörün yöntemlerini kullanmak. Evet, böyle bir sıkıntı, böyle bir sakınca var. Olmaması temenni edilir. Bu Hem Hayat filmi bence bu konuda iyi bir örnektir. Yani işte o Barfly mesela iyi bir örnektir. Dünya sinemasında aslında minör olana dair çok değişik filmler bulunabiliyor. Türkiye'de de zamanla gelişir diye düşünüyorum. Var yani örnekleri. Teşekkürler. Parantez içinde Ahlı Taci ile ilgili eleştiri iyiydi. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben Ali Hocam'a soru sormak istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Konuşma içerisinde Hermin Mamre'nin yazıcı Katip Akliba ile ilgili bir noktasından bahsettiniz. Dönüz Agamben'in yorumunu oldukça sinir bozucu bulduğunu ifade eder. Ben burada size şey sormak istiyorum. Yapmamayı tercih ederim şeklindeki ifadesi yazıcının. Dönöz'e aslında siyasal olana mı daha yakındır? Yoksa Agamben'deki direnişe mi daha yakındır? Ya da Dönöz Agamben'i eleştirirken buradaki minör terimine göre hangi noktada eleştiriyor Agamben'i? Bunu size sormak istiyorum. Bu Agamben'in açıklık kitabından mı var? Nesir fikrinden mi? Ya açıklık, nesir fikri, istisnali hepsinde aslında Agamben yer yer Katibat'la bir temas ettiği noktayı ben bir Agamben'in kitaplarına bakmıştım var ama şeyi bilmiyorum. Yani. Aristoteles'in potansiyeli tahayyül etmek aslında kuvve ve edimsellikten yola çıkarak bir açıklama yapıyor ve Döloz'da bunu gayet sinir bozucu bulduğunu ifade ediyor. Ben hani burada siyasal olana mı daha yakın Döloz bunu söylerken, yoksa direnişe mi daha yakın? Hani Agamben'i hangi perspektiften eleştirdiğini merak ettiğimi size soruyorum. Şimdi ben Agamben'in istisna hali, yani modern hukuku veya da postmodern, bugün içinde bulunduğumuz postmodern döneme dair istisna halinde tarif ettiği hukukun geçirdiği dönüşümler, Agamben'in tespitleri bambaşka iki dilden bahsediyoruz aslında. Agamben'in diliyle Döloz'un dili arasında çok büyük farklar var. Agamben Marx'a yakın. Tamam, olabilir. Döloz da Marx'a yakın ama yani birbirleriyle diyalog kurabilme şansı olmayan tip karakterler. Şöyle söyleyeyim. Döloz'un Nietzsche ve Felsefe kitabında şöyle ayrıntılar vardır. Felsefeye diyalektiğin, yani o direniş dediğimiz olgu, diyalektik dediğimiz tartışma, yani aslında dünyanın sınıflar arası mücadeleler, bir savaşma tarihi olduğu tezi Döloz tarafından çok belirtilen bir tez değildir. Döloz yani şimdiye kadar o Marksist literatürde Agamben'in de içinde dahil olduğu hukuksal düzlemin çok dışında başka bir dille kendini ifade eder. Döloz'un Nietzsche ve Felsefe kitabı bence perspektif olarak o dediğim gibi yani Döloz'un minor olanı kavrayışı, Katip Barthelevi'yi kavrayışı yapmamayı tercih ederim diyen bir adama Döloz ona Katip Barthelevi'ye çok olumlu yaklaşıyor. Agamben'in Katip Barthelevi karakterine başka bir anlam yüklediğini ben okumadım. Şimdi bilmiyorum. Ama dediğim gibi birbirlerinden çok farklı kavramlarla düşünen Döloz'un bir lafı vardır Nietzsche ve felsefede. Diyalektik sadece muharebede işe yarar diyor. Şimdi hayatı muharebe gibi algılarsanız eğer sürekli bir iktidar, savaşım,
iktidara direniş falan böyle algılamaya başlarsanız başka bir şey. Minor olanı kavramaya çalışırken o bildiğimiz ortodoks söylemlerin dışında bir şey olarak bakmak gerekir diye düşünüyorum. Mesela Döröz bize o sanki fikirsel zemini açıyormuş gibi. Yani bence sorunuzun cevabı Nietzsche ve felsefe kitabında vardır diye düşünüyorum. Ben Agamben'in metnini okumadığım için tartışmayı tam olarak Agamben üzerinden yürütemeyeceğim. Ama dediğim gibi birbirlerinden çok farklı üsluplara sahip olan meseleyi, politikayı kavrayışlar açısından çok farklı iki tane ekol bence onlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Öncelikle merhaba. Konu gerçekten çok ilgi çekiciydi. Edebiyat ve felsefede minör karakterlerden, yazarlardan bahsettiniz. Özellikle sorum Ali Hoca'ya olacak ama hani genel bir çerçevede cevap vermek isterseniz diğer konuşmacılardan soruma cevap verebilir. Benim sorum şu şekilde. Minör karakterlerin nihilizm karşısındaki ya da nihilist duruşları anlamında bağları üzerine neler söyleyebilirsiniz? Mesela bir minör karakter sinemada olsun ya da edebi bir metinde olsun yolunun başında işte pasif bir nihilizme sahipken yolu devam ettiğinde akışkan bir kişiliğe sahip olduğu için minör karakter daha sonra aktif bir nihilizme ulaşabilir mi? Yani bir minör düşündüğümüzde bu kişi yani değişkenliği, işte kaçış alanları da olduğu için nihilizm üzerine düşünecek olursak belirsizlik taşıyor mudur? Bu şekilde. Hocam sizin belki yolunuz var. Bir cümle sizin için alabiliriz. Şimdi hocam bu nihilizm mevzusu aktif nihilizm, pasif nihilizm. Aslında işte Döröz'ün Nietzsche ve Felsefe kitabında aslında bizi şuur olarak yani nihilizm kavrayışı genel olarak şimdi Spinoza'nın bir lafı var, oradan aslında gelmek istiyorum. Şimdi bizler diyor duygusal otomatlarız, şimdiye kadar diyor duygusal otomatlar olduğumuz diyor kavrayan olmadı. Mesela şu anda burada neşeli bir karşılaşma, aynı zamanda bizi pasif durumumuzdan, edilgin durumumuzdan, tepkisel durumumuzdan uzaklaştıran bir karşılaşma gerçekleşiyor. Şu anki bu etkinliği öyle yorumlamak istiyorum ben kendi adıma. Benim bu zihni duygusal otomatlar olarak burada yaşadığım bu karşılaşmaların etkisinde ben edilgin olduğum durumdan uzaklaştım. Beni tepkisel kudretlerin etkisi altında ki uygarlık dışarıda koca bir uygarlık var. Bu koca uygarlık nihilist, tepkisel. Tepkisel ve etkin olanı iyi kavramak gerekir. Bir düşünüyorum biz aslında yaşadığımız her dakika, uyuduğumuz dakikalarda bir rüyanın etkisiyle o duygusal otomat olma halini devam ettiririz. Aslında biz her daim duygusal otomatlar olarak yaşarız. Neşeli karşılaşmalara yaklaşır, kederli karşılaşmalardan uzaklaşırız Spinoza'ya göre. Şimdi bir nihilistin içinde bulunduğu pasif durum ya da oradan aktif duruma geçmesi, ben bu nihilist kavrayışının biraz problemli olduğunu başta da ifade ettim. O yüzden yani uygarlığı tepkisel olarak kavramak, uygarlığa tepki göstermek, uygarlığı dikkate almamayı tercih ediyorum. Nietzsche'nin bir lafı var. Soruyor. Diyor ki vicdanı, yani sizin o nihilizm tartışmasıyla ilgili aslında vicdanınıza soru soruyor. Diyor ki siz diyor özgür tinliler ne yapacaksınız diyor. Bu insanlarla ilişkinizde, uygarlıkla olan ilişkinizde ne yapacaksınız gibi bir soru soruyor. Vicdanınıza soruyor. Birisi üç tane ihtimalden bahsediyor. Birisi diyor çoban mı olacaksınız? Mesela bazı nihilistler vardır çoban olmayı tercih eder. Uygarlıkla bağlı tinliyle zayıf tinliyle olan ilişkisinde bence hiç hoş bir konu değil çoban olmak. Sonra diyor ki önden mi gideceksiniz? Yani işte o senin, sizin bağlı tinliler, zayıf tinlilerin önünden gidip onlara örnek yurttaş olmak. Bu da bir konu. Ben kendi adıma üçüncü ihtimali çok severim. Kaçıp kurtulamamayı tercih ederim diyor. Kaçıp kurtulamadan minor olan kaçıp kurtulmaya çalışan. Yani toplumun sabitlediğinden başka bir noktaya doğru evrilmeye çalışan. Yoksa uygarlıkla uğraşmaya kalkarsak uygarlığın gündelik ilişkileri içerisinde nihilistler, kederli karşılaşmalar, zehirli karşılaşmalar. Ben uygarlığın bağlı tinlileri ve zayıf tinlileriyle karşılaştığımda akşam eve gittiğimde günlerce o zehirli içimden atmaya çalışıyorum. Yani bu zehirle uğraşacak bir zehir değil bu. O nedenle bir nihilist bence zehirlenmiş olan. O nedenle kendi zehirinden kurtulabilmesi için onların bence biraz işte Döröz'ün Nietzsche felsefesine
Döloz'un perspektifiyle, Spinoza'yı okumaya, Döloz'un perspektifiyle Nietzsche'yi okumaya ihtiyacımız varmış gibi geliyor. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Minör aslında bir aşamanın sonudur. Yani dediğimiz ya, tepkisel değildir tamamen. Kaçış hattına yakalanmış ve kaçış halinde olandır. Ben minörü düşündüğüm zaman onun aynı bir hikayede aslında çocukluğunda şöyleydi, gençliğinde böyleydi gibi. Daha sonra kaçış hattına sahip olduğunu düşünmüştüm. Ama şu an daha daraldığımda minörün bir kaçış hattına sahip olan özelliği olduğunu fark ettim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sanırım o özellikle edebiyat bağını kurduğunuz noktada kanon olup olmama gibi bir nitelendirmenin bize bütün hayatımız boyunca dayatılmasıyla ilişki kuruyoruz. O yüzden onu yıktığımız andan itibaren Ali hocamızın söylediği konu zaten. Dilek hocam siz misiniz? Gözlüğüm yok. Buyurun. Merhabalar. Çok güzel bir panel izledik. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Ali hocama da, Baran hocama da sormak istiyorum. İkisi de yanıtlayabilir. Şimdi bu molar çizgiler ve minör karakterler diye düşündüğümüzde özellikle Aki Kaurismäki sinemasının öyküleri ve karakterleri hep bize bunu veriyor. Yani şey, özellikle hani o kaçış anlamında Derin Grand Cowboys Go America. Ondan sonra işte şey, Kibritçi Kız. Ondan sonra kendini unutan adam mıydı? Neydi? Geçmişini unutan adam. Mesela bunlarda hep bunu görüyoruz gerçekten. Ve sanki böyle tam da Döncü'nün tarif ettiği bir şey, bu yersiz yurtsuz karakterlere de bir gönderme yapıyor gibi. Fakat bir karşılaştırma şeyde de bunu çok görüyoruz. Kuzey Avrupa sinemasında sadece Kaurismäki değil, Roy Anderson'da görüyoruz. İşte bu uyumsuz adamın yönetmeni ismi gelmedi şimdi aklıma, bu Danimarkalı yönetmen, ondan sonra şey, Adem'in Elmaları falan, onları yapan biraz daha mizahi tonda olsa bile, diğerleri daha karimizah çünkü. Fakat şey de gerçekten hani Türkiye'deki bağımsız sinema diyebileceğimiz tırnak içinde karşılaştırdığımızda Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu karşılaştırdığımızda, hatta kadın yönetmenler, yani en son İşte izlediğimiz ve panele katıldığımız Çağla Zencirci'nin Sibel'inden de bahsetmek istiyorum burada. Hatta şeyden bile bahsedebilirim. Yine biraz önce tereddütten bile. Buralarda şey mi oluyor acaba? Yani tam birinci soruyu soran arkadaşın arkasından ben bunu hani pekiştirici bir şey olarak da söylemek ve sormak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Hep böyle minör bir karakter yaratılırken hep majör olanı mı gidiliyor? Çünkü şeydir mesela, ben o değilim de çok iyi bir karakter ortaya koyuyor şey, Tayfun Gülselimoğlu, Ercan Kesan'ın oynadığı şeyle. Nuri Bilge Ceylan'da bunu çok sıkça görüyoruz. Hep bir iktidar elde etmeye doğru, iktidarı elinde bulundurmaya doğru, sanki bir kaçış çizgisinde değil de sanki böyle bir yere doğru, eril bir yere doğru gittiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Teşekkürler. Sağ olun. Yani sizin düşünceniz aslında buyurun. Hem hocam sizin sorunuz hem de ilk soruyu soran arkadaşın sorusunu Yeşim Usoğlu'nun en başta tereddüt ve diğer filmler üzerinden düşünürsek aslında özellikle tereddüt bağlamında ele aldığımızda bu kaçış çizgilerini örneğin yani filmin nasıl sonuçlandırdığını da düşünürsek eğer bir iktidar peşinde olan ana karakterler yok tereddüt filminde. Yani kadınlar açısından ben çalışmamda kadın karakterleri merkeze aldığım için bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla evet bir kaçış çizgisi, belki Elmas o çizgiye nasıl ulaşacağını bilmeyen bir karakter ama Şehnaz sonunda kendi gücünün de farkında olarak ve olanaklarını da kullanarak o kaçış çizgisine ulaşabiliyor ya da o hani, yolu bulabiliyor. Dolayısıyla ilk arkadaşımızın da sorduğu soruyu Yeşim Usoğlu sinemasında böyle bir şey olduğunu, bir iktidar peşinde koşan karakterler olduğunu, iktidar yaratma derdinde olan karakterler olduğunu söylemek özellikle tereddüt açısından biraz zor bence. Hocam şimdi teşekkür ederim soru için. Şimdi bu majör olanla minör olanın farkları önemli.
majör olanın minör olana sirayet ettiği durumlar olabilir. Mesela örnek veriyorum, Aki Karizma ki aslında felsefe anlamında minör olan minör kavramını, mesela Bohem Hayatı filminde ve diğer filmlerinde, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı mesela geçen gün izledik. Bütün filmlerine hakim değilim ama mekan kullanımı açısından, mesela şöyle, Toborn'da bir şey var, kısıtlı yaratma üslubu diye bir şey var. Bunlar mesela büyük bütçeli filmler değil. Karanlık ve kasvetli mekanlar, Bodrum katı diyor Deleuze. Yani majör edebiyatın Bodrum katı, minör edebiyatına mesela aydınlanıyor. Mesela örnek veriyorum, Zeki Demirkubuz'un 3. Sayfa filminde Ruhi Sarı bir Bodrum katında yaşıyordu. Onun karşısında Başak Köklükaya, o da bir Bodrum katında yaşıyordu. Karşı karşıyaydı. Yani biz majör edebiyatta hiç konuşmayanları, majör edebiyatın önemsiz gösterdik. Majör edebiyatının, o ustalar edebiyatının bize örnek gösterdiği kişilik kültü haline gelen, örnek kişilikler halinde bize sunulan karakterlerden başka. Mesela örnek veriyorum, şeyin karakterleri, bir filmini de izlemiştim, karizmatik hangi bilmiyorum. Karakterler bütün gün içki içiyor mesela. Neden bu? Bu sarhoşluk aynı zamanda Dionysos'lu bir şey. Mesela bunun Nietzsche'yle olan bir rabıtası var. Çünkü bu... Yani mesela ben bu minör mevzusunu düşünürken Nietzsche'nin, aslında filmden örnek vereceğim, yani değişik noktalar var. Mesela örnek veriyorum, Karizmaki'nin filminde karakter Rodolfo aslında bir punk değil ve film boyunca da modern müzikten hiç hoşlanmadığını söylüyor. Punk modern müzik değil sonuçta, alt kültür müziği ama bir anda mesela kendini punkların olduğu bir yerde buluyor. Mesela bu toplumun kıyısına itilmiş olan insanlarla yoğun bir teması var aslında bunlar. Yani bunlar bohem toplumun kenarına itilmiş kişi. Punklar da öyle. Bir anda kendilerini ortak bir mekanda buluyorlar. Mesela bu karakterler belli, mesela bu minor mevzusunun en başta söylediğim basit bir kavram yoktur diyor. Her kavramın bir şifresi vardır ve başka başka şeylerle rabıtaları vardır diyoruz. Şimdi minor olanı, bu tartışma çok yeni bir tartışma. En azından bizim için Avrupa'daki tartışmaları bilmiyorum. Yani mesela Türkiye sinemasında minör olanı kavrayıp sonra bunu sinemasına yansıtmaya çalışabilecek kişiler olabilir. Mesela ben Deleuze'ün Yeraltı filmini analiz edip sonra bunu Zeki Demirkubuz'a bir şekilde göndermiştim. Mesela o bana şey demişti. Ben dedi, Nietzsche'nin dedi bütün kitaplarından dedi okumuşluğum var. Metni oluştururken de Nietzsche ile ilgili bir bölüm yapmıştım dedi. Ondan çok etkilenerek. Sonra dedi kurgu esnasında bunu attım. Siz nasıl dedi bunu sezgisel olarak kavradınız diye sordu. İşte atmış aslında yani. Öyle bir şey yok. Filmde yok ama ben o karakterin Nietzsche'ci bir karakter olduğunu, özgür tinli bir karakter olduğunu mesela sezgisel olarak hissettim. Bence bu da şey de çok önemli. Şimdi bizim içinde yaşadığımız uygarlığın insanı otomat, yani duygusal otomatlar dedim ya, biz daha çok makineleştirilmiş durumdayız. Yani duygusal otomat tarafı başka, ruhsuz makinalara çevirdiğimiz için, yani bu içinde bulunduğumuz uygarlığın problemi. Deleuze bir yerde şey diyor, Nietzsche diyor, kavramlarını yaratırken hayvansal bir içgüdüyle tat alma duygusuyla diyor bunları yaratmıştır. Şimdi bizim tat alma duygumuz kaybolmuş. Spinoza'nın bir lafı var, yani Ulus Baker söylüyor. Eğer diyor biz Spinoza'yı okuyor ve anlayamıyorsak, bu aynı zamanda uygarlık tarafından uzunca bir zamandır zehirlendiğimizin göstergesidir diyor. Spinoza'yı anlayamamak aslında mümkün değildir. Benim yani işin açıkçası felsefeyi böyle bir krallığa yerleştirip sadece çok az insanın anlayabileceği bir şey olduğuna inananlardan değilim. İşin açıkçası normalde ben şöyle diyebilirdim, Rousseau'nun İşte aklın anıtlarına dikmek birkaç kişinin artıdır. Felsefenin krallığında gözümüz var. İşte o birkaç kişi oraya girdi. Bence orada kontenjan dolu. Yani oraya girebilmek pek mümkün değil. Yani orada 5 kişi olur zaten. Fazla kişi olmaz. Onlar zaten bitmiş yani. Platon var, Aristoteles var, Rousseau var filan. Şimdi Spinoza'nın bir lafı var. Hiçbir insan yoktur ki diyor doğru bir yönetmeyle kendi kendinin efendisi olamasın. Eğer bir çocuk 3 yaşında annesinin ona öğrettiği dili öğrenebiliyorsa o çocuk bütün mucizeleri yaratabilir. Benim düşüncem budur. Şimdi bugün içinde yaşadığımız uygarlık bizi o kadar çok zehirlemiş ki o zehirlemeden düşünce kudretlerimiz Marx'ın tespit ettiği. Yani ben daha çok Spinoza, Nietzsche ve Marx ve bunun Deleuze'un bu kişiler üzerine yaptığı yorumları çok önemsiyorum. Yani minor olanı anlayabilmek için sanki Spinoza, Nietzsche,
Deleuze, Marx, bunlar yani Marx'ın da yer yer, mesela Marx'ın genç Karl Marx filmini analiz ettim bir makale dolayısıyla. Mesela o filmde minör noktalar yakalanabilir mi? Yakalanabilir. Dünya sinemasında, İskandinav sinemasında oralarda başka bir sezgi var. Başka bir sezgi var İskandinav sinemasında. Bizim içinde bulunduğumuz kültür itibariyle yani o mertebeye umarım varacağız hocam. Yani o mertebeye umarım varacağız. Genel düşüncem bu yani. Çok az süremiz kaldı ama minicik bir şey eklemek isterim hem de devriyi de sunmamız için. Belki terminoloji kavramları çok başka bir... Çünkü siz konuşurken bu minör kavramını... teşekkür ederim. Ben de kendi disiplininden, mimarlık disiplininden anlamaya ve oraya oturtmaya çalışıyorum. Bizde şöyle bir şey var. Basitle yalın arasındaki fark, ihtiyaca cevap veren güzeldir, az çoktur, less is more, kısıtlı yaratma, limitler içerisinde yaratıcılığın tetiklenmesi ve biz o duygusal olanın makinalaştığı durumda, yani modernizmin işte o Siam Kongresi'yle betimlediği bütün bu kavramları aslında şu anda anlıyorum. Yani biz de aslında hani o Yunus gibi, Yunus Emre'nin İşte ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yalınlığında söyleyiverdiği ve sanki ben de söyleyiverecekmişim gibi, çok da kolaymış gibi ama yapmaya çalıştığımda da çok da karmaşık hale gelen bir denklikte şunu anlamak istedim Ali Hocam'dan. Yani bu minör kavramı haz ve hümanizm açısından nasıl anlatılır? Yani nasıl oturuyor? Yani bu hani bilmiyorum sorumu anlatabildim mi ama hani bu minör dediği sizin tanımladığınız çerçevede haz ve hümanizmayla nasıl bir ilişki kuruyor? Çok teşekkür ederim. Hocam rüya filmi seyrettiniz mi Derviş Sahin? Evet seyrettim. Yani tam oraya Hocam sizin düşüncelerinizi duymak istiyorum. Hocam. Siz de bunun üzerine çalışıyorsunuz onu biliyorum. Sorulara siz cevap verirseniz ben mutlu olurum. Çünkü hayır. Sorulara cevap vermek... Hayır, sizi burada buluşken ben de konuşamadım. ben de akademik çevrelerde az konuşuyorum. Ama normalde çok konuşan biriyim. Şimdi yani bu mevzu... Benim en sevdiğim şairlerden biri de Orhan Veli'nin bir lafı vardır, şiiri vardır. Ben Orhan Veli diye başlar. Bunlar minor karakterlerdir. Yani genç yaşta ölüp gitti, Allah rahmet eylesin. Der ki, ne İngiliz kraliyet ailesinden gelenler kadar mütevaziyim, ne de Bay Celal Bayar'ın ahı uşağı gibi aristokrat der mesela. Minor bir ifadedir. Yani ne seçkincilerden yana, ne de kazanan kölelerden yana değil bu karakter. Bu karakterlerin hümanizmle, insanlıkla olan ilişkisi, şimdi avam mevzusu ve seçkin mevzusu, bütün düşünce dünyamızı sirayet etmiş, pardon özür dilerim, sesim gelmemiş olabilir. Çok ben yüksek sesle konuştuğum için korkuyorum, sesimi alçak bir tona getirmeye çalışıyorum, rahatsızlık verici olmayayım diye. Bu avam mevzusu, seçkin olma mevzusu, insanlık falan bu durumla ilgili daha önceki tefekkürlerinden şöyle bir noktaya vardım ben. Spinoza diyor ki avam diyor kime denir? Şimdi bağlı dinliği konuştuk, özgür dinliği konuştuk, zayıf dinliğinden bahsettik filan. Avam kime denir diyor. Paranın eşlik etmediği sevinçleri bile yoktur diyor bunlara. Yani sevinçlerini tamamen iktisadi akıl çerçevesinde kuran kişilerdir avam. Yani bu sebeple bence dünyanın 7 milyar insanın büyük bir çoğunluğu zaten avam. Biz ama kendimizi kandırıyoruz. Bazen seçkin gibi davranmaya çalışıyoruz. Kendimizi İngiliz aristokrasisinden gelenlermiş gibi kurmaya çalışıyoruz falan. Mesela Thomas de Aquinas'ın İngiliz Postkar Arabası diye bir romanı vardır. Roman da değil, aslında bir deneme, değişik bir edebiyat. Daha böyle o dönemde öyle bir tür yok yani. Bambaşka bir şey yapı kredi yayınlarından. Mesela İngiliz aristokrasisinden gelmekle beraber aynı zamanda sakin mekanlara çok ilgi duyan karakterlerden biridir. Herkes diyor İngiliz post arabası o dönem. Herkes o dönemde de seyahat aracı yok. Ne araba var ne tren var hiçbirisi yok.
o zaman mektupları taşıyan bir posta arabası var. Bu posta arabası seyahat aracı olarak kullanılıyor. O seyahat aracında diyor, herkes diyor içeride otururken diyor, ben diyor at arabasını kullanan diyor adamın diyor yanında oturmayı, arada bir diyor o atların gemlerine diyor dokunabilmeyi diyor büyük bir heyecanla beklerdim diyor. Normalde İngiliz aristokrasisinden geliyor. Aslında öyle bir adamdır. Yani İngiltere aristokrasisinin varlığı çok geçmiştir. Ama bir taraftan kaçmış. Yani İngiliz aristokrasisinin perspektiflerinden kaçmış. Yani ben uygarlığın daha çok böyle adamlar tarafından belirlendiğini, o kaçan şeyler tarafından belirlendiğini düşünüyorum. Bizim bilim, bir asıl mevzu şu, bilim ve sanatlarla uğraşan, yani bizler, burada bulunan herkes, bilim ve sanatlarla uğraşan insanların kavramsal kişilik olarak filozofla, hangi filozofla kendimize bir rabıta kurduğumuzla alakalı, insanlığı nasıl algıladığımızla alakalı, bilim ve insanın anlama yetisinin düzeltilmesi adlı kitabında Spinoza şöyle bir laf eder. Çokluğun kavrayış seviyesine göre eğer hitap etmiyorsanız, aslında bir bilge değilsinizdir. İnsanların anlama yetisini mertebe olarak ileri bir raddeye taşıyamıyorsanız aslında bir bilge değilsiniz der. Ben mesela doktora tezi fırsat bulursam, bir doktora tezi yazmaya niyetim var, daha başlığını belirleyemedim ama şöyle bir düşüncem var. Nietzsche diyor ki en ilginç iki insan kimdir diye soruyor. Birisi diyor deliler, birisi de diyor bilgeler. Sonra da diyor bunların diyor bu ikisiyle bağlantılı bir de diyor dehalar vardır diyor. Mesela Pessoa karakteri, bunun burada ismini andığım bir şekilde o Pessoa, Michaud, Rambo falan diye isimler saydım Döröz'den. Pessoa karakteri mesela öyle bir karakterdir, minör bir karakterdir. Yaşamak çok zordur ve şey der Pessoa, ben yaşamın seyircisi olmak istedim, yaşama karışmak dahi istemedim der. Yaşamak çok zordur minör olanlar için. Bu Hem Hayatı filminde de öyle bir sahne var. Mimi diyor ki Rodolfo'ya, seni çok seviyorum, seni sevmekten hiç vazgeçmedim ama yaşamak çok zor diyor. Yani bohem bir karakterle beraber hayatını idame ettirebilme konusunda kararsız kaldığı, şüphe içine düştüğü durumlar olabiliyor. O yüzden yani biraz dağınık anlattım ama bence bu Pessoa karakteri, yani deliler, dahiler, ermişler, bütün bunlar, uygarlığın asıl noktaları, kaçış noktalarını biraz oralarda görmek lazım. Şizo karakterlere biraz merak salın bence, tavsiyem olur. Yani mesela Pessoa gibi karakterler, bu adamların anlattığı bir şeyler var. Bunlar, hocam Yunus Emre'den örnek verdi. Bu mesela öyle bir laf eder ki, ermiş gibi konuşur, bilgedir yani, sezgileriyle bir şeyleri, hayvansal bir içgüdüyle, tat alma duyusuyla kavramları yaratmaktan bahsediyor Dölöz. O nedenle yani Dölöz yani yanlış bilmiyorsam intihar etti. Falan. Böyle bir şey duydum geçenlerde. Haberim yoktu. Yani Dölöz gibi bir adamı bile bezdirdiyse bu uygarlık, bezdirdiyse... Böyle bir şey yok, pardon, affedersin. Yok mu? Akciğer kanseri olduğu için o süreci yaşamak istemedi. Onun için intihar etti. Yeterince yazamadığı ve düşünemediği için artık kendi. Yani ama öyle, düşmüş de olabilir diyorlar. Biliyorsunuz hastane çünkü mekan. Pencereden açıyor kendi. Yani işte eksik bilgi ama benimki yani şey yani sonuçta uygarlık tarafından zehirlenen bu insanlar yani Pessoa'ya el verin derim. Benim bir düşüncem bu. Evet, bir de filmin sonunda. Tabii peki. Serdar Hoca bize kızmadan çünkü evet, yönetmen paneli başlayacak. Aynı şekilde. Ben hani çok tabii çok teşekkür ederim önce. Çok akıl açıcı ve çok gerçekten bütün o dünyayla kurduğumuz ilişkileri tekrardan hayata geçirici bir paneldi. Özellikle Ali Hocam'ın aforizmaları vesaire buna bize çok destek verdi. Yalnız ben şu konuda tekrardan acaba yanlış mı anladım diye düşünüyorum. Agamben'le Dölöz'ün birbirinden çok farklı bakışları olan, bakışları olan insan olduğunu söyledi. Ben buna çok katılamayacağım. Çünkü istisna hali dediğimiz şey aslında fili halidir. Yani istisna hali tersi ve güçlü duruşların, ikili duruşların kat yaptığı yerdir ve bu zaten siyasal olandır ve zaten minör olandır. Dolayısıyla Agamben'in buradaki tek farkı belki sizin o savaşınla nitelendirdiğiniz hani bohemin mücadele etme şeyini bulması. Yani Foucault'un biraz direnişi gibidir bu. Yani
nerede bir iktidar varsa orada bir direniş vardır der. O kaçış çizgileri her halükarda iktidarın içerisinde, toplumsal iktidarın içerisinde bunu üretenler vardır. O kaçış çizgilerini yaratabilen insanlar zaten Peygamber'in karşı çıktığıdır. Yani yaratsın der, yani yaratsın diye mücadele eder, onu ister. Bunu söyleyecektim çünkü Batı felsefesini zaten Aristo'dan, Aristo'da insanın nasıl çıplaklaştırıldığını, nasıl o biyosla ilgili, tamamen biyosezoe ile ilgili nasıl çıplak kaldığımızı ve o siyasallaşırken zaten bizim bir taraftan da hayvanlaştığımızı, hayvan gibi sergi malzemesi haline getirdiğimiz söyler. Ve bunu da siz hani Göröz'le çok yakın anladığım kadarıyla ilişki içerisindesiniz. Duyumsamanın mantığı Francis Bacon'ın resimlerinde biz bunu buluruz. Belki Hava hocamızın da sorusuna bu yanıt olabilir. Çünkü Francis Bacon'ın resimleri tamamıyla bir kirizma içerisinde insanın o kat yaptığı katmanları, hani bir çerçevelenmiş hayatın içerisinde nasıl taştığı, nasıl perspektif kaymaları yaşadığımızı gösterir ki Agamben'in de söylediği böyle bir istisna halidir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yemek molasında devam edeceğiz herhalde. Yönetmen panelini hepinize bekliyoruz. Teşekkür ederim.